Bu uygulamamızda Power Query üzerinde bir koşullu sütun conditional column eklemeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Ee, yine e, veri data sekmemizden kullanacağımız satışlar örnek verisini e, açarak bir koşullu sütun ekleyelim. E, yine satışlar verisini açıyorum. E, Power Query ortamında. Şöyle tabi uygulamaya da bir bakalım yapmadan önce. E, burada amaç yine arkadaşlar ...bir sütun eklemek... ...yani bir verimiz var... E, ...aldık... ...o e, veriye bir sütun eklemek gerekiyor... ...ama bu böyle bir koşul sütun... ...yani tipik olarak... Hani ...bir if cümlesi gibi... ...bir eğer cümlesi gibi... ...yani örneğin... E, bundan ...sipariş miktarı üretimden büyükse... ...yetersiz yaz gibi bir sütuna ihtiyacımız var... İşte onu bununla yapabiliriz... ...örneğimizde de... ...adet e, sütununa bakılıyor... İyi, orta, düşük diye koşullara göre yazılıyor. Bir koşullu biçimlendirme yapıyormuş gibi, bir eğer fonksiyonu yazıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ve tabii ki yeni sütun eklemede bir alternatif olarak arkadaşlar e, kullanabilirsiniz bu aracı da e, Power Yani işte e, amaç nedir? E, klasik işte e, Excelle yapmak yerine e, burada onu halledebilmek. Bakınız e, açmıştık Power Query ortamında verimizi sütun ekleye gidiyoruz et kalıma ve e, buradan bakın koşullu sütun İngilizce sürüm kullanıyorsanız conditional kalın denen araca tıklıyoruz. Burası size koşullu biçimlendirmeden konuşma formattan da hatırlayacağınız üzere bu tarz ekranlar e, kullanıyoruz aslında. Bakınız buraya oluşturacak sütuna bir isim veriyoruz. Yani verimizin sağdaki son kısmına yeni bir sütun eklenecek. E, sütunumuz adete bakarak, fiyata bakarak, şuna bakarak neyse yapacağız. Bir if cümlesi dediğim gibi yazıyormuş gibi düşünüyoruz. Adet e, bizim koşulumuzu hatırlarsak e, iyi, e, orta ve küçükse demişiz. Başlıyoruz. Büyüktür, e, büyük eşittir olur, büyüktür olur 100. Yüzden büyükse e, buraya e, gidip tabi isterseniz burada e, burası büyüktür bir başka sütun da seçilebilir bir değer de girilebilir burada da aynı şekilde farklı işlemler yapılır iyi diye yazıyoruz devam ediyoruz yeni e, tümcü eklemeye arkadaşlar aslında else kısmı da var ama biz üçünü de dolduralım e, tekrar adeti kullandık eşitse yüze değil mi büyükse şeyden eşitse e, ne yazmışız e, iyi mi demişiz eşit mi demişiz Ondan sonra orta e, orta ya yani Tabii ki bunlar biliyorsunuz yani bizim amacımız sizlere bunları e, tanıştırmak Siz ihtiyaçlarınıza göre e, arkadaşlar e, küçükse de yüzden Efendim e, düşük mü diyeceğiz e, gibi e, bir bilgiyi Buraya. Yani yeni bir sütun ekliyoruz. Bu da bunu yazmayıp geri kalan kısmı anlamında, yani else kısmı burası daha çok sütun eklenebiliyor. Bu şekilde bir sabit değer veya başka sütunla karşılaştırma yapılabiliyor arkadaşlar. Ee, tamam diyerek koştu. Bakınız aldık. Peki bu benim ne işime yarar? O da örnekte de söylemişiz Yani e, sizlerden ricamız tabii ki bütün uygulamalarımızı veya çalışmalarımızı hani yapıp bitirmek gibi ee, arkadaşlar e, düşünmeyin de daha geniş olarak hani bu benim ne işim var? Bakın bu veri elde ettikten sonra hani hep o büyük resmi düşüneceğiz. Power Query'nin, Power Pivot'un amacı e, verileri alıp işlemek ve raporlar üretebilmek arkadaşlar. Ve bakınız geldim, kapattım. Ondan sonra bunu e, değişik e, veri modeline veya Excel'e yükledim. Excel'e yükledim. Hemen gittim bir pivot tabloya. Ondan sonra e, bakın burada bizim e, şey var, e, değil mi? Tutarlarımızı alalım, ondan sonra ve bizim burada duruma göre hemen bir pastayı e, oluşturalım, Parça değil mi? Orada da öyle demişiz. Bakınız, hemen yüz koyalım, dışarıda ve siyah. İşte. Demek ki bizim e, satışlarımız yüze göre bayağı iyiymiş gibi arkadaşlar. Yani işte bunların amacı işte rapor üretmemizi sağlamak o veriler güncellendiğinde bunu güncelleyerek yenileceğiz veya sorgumuzu değil mi buradan güncelleyerek arkadaşlar güncel bilgileri de elde ederekten çalışmamızı yapmış oluyoruz. Bir diğer uygulamamızda görüşmek üzere hoşçakalın.